arkadaşlar, bugün sizlere bu hafta okuduğum kitapları tanıtacağım, bir de göstereceğim. Sonra 9-15 yaş arası arkadaşlarım için tavsiye ettiğim kitapları göstereceğim. En sonunda da 15 tatilde okumayı düşündüğüm kitapları gösterip bu videoyu da bitireceğiz. Arkadaşlar, en iyisi biz hemen kitap tanıtımına geçelim. Birinci kitabımız Enes'in Okul Günlüğü. Yazarı Lezgin Kanat. Arkadaşlar, ben bunu Instagram'da Lezgin Kanat diye bir abi bu kitabı yazmış arkadaşlar. Ondan aldık arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Yazarı dediğim gibi Lezgin Kanat. Sayfa sayısı 64. Ana karakteri Enes. Olayı da Enes'in yani birinci sınıfa yeni başlayan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Ben bu kitabı çok beğendim arkadaşlar. Biraz da komikti. En iyisi ikinci kitabımıza geçelim. Hayalim Neymar 1. Yazarı Erkan İşeri. Sayfa sayısı 160. Arkadaşlar, bu kitap da nasıl desem biraz duygusaldı. Biraz daha komikti. Gecekondu'da yaşayan bir çocuk olan Nayman'ın arkadaşları içinde N'nin yaşadıkları, futbolla ilgili yaşadığı deneyimler anlatılıyor. Evsiz bir adam yardım ediyor. Ona sokakta yaşayan bir adam yardım ediyor. Ben bu kitabı da dediğim gibi çok beğendim. Çok güzeldi. Çünkü evsiz bir adam yardım ediyordu. İkinci kitabını da sabırsızlıkla bekliyorum. Son olarak üçüncü kitabımıza geçiyorum. Muzaffer Üzgün'ün kaleme aldığı Süpermen İstanbul'a düştü kitabı. Sayfa sayısı 48. Genellikle ikinci ve üçüncü sınıflar için olan bir kitap bu. Ama dört sınıflar da okuyabilir. Bu kitap 4-5 bölümden oluşuyor. Ama ben kitaba ismini veren bölümünü size anlatacağım. Geri kalan bölümlerini de kitabı alırsanız siz okuyarak, severek anlarsınız. Arkadaşlar, Süpermen İstanbul'a tam Marmara Denizi'nin ortasına düşüyor. Ve vatandaşlar kıyıda dururken onun bir insanın düştüğünü görüyorlar ve ona yardım ediyorlar. En sonunda gazeteciler geldiğinde Süpermen hemen kaçıyor hiçbir şey söylememek için. Bu kitabı da çok beğenmiştim. Biraz da komikti çünkü. Arkadaşlar, bu kitabı da size öneriyorum. En iyisi ben geçeyim diğer anlatacağım şeylere. 9-15 yaş arası arkadaşlarımız için tavsiye ettiğim kitapları söyleyeceğim sizlere. Muzaffer Üzgün'ün kaleme aldığı Harry Potter'a karşı kitabı. 4 sınıflara göre bu arkadaşlar. Yani 5. sınıflar için Harry Potter daha mantıklı olur. İkinci kitabımız Kral Şakir Tek Kişilik Dev Orkestra. Bunun bir filmi de var arkadaşlar. Ben bunu tanıtmıştım. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Filmini de izleyebilirsiniz. Filmde de güzel, kitapta da güzel. Çok güzel anlatılmış yani. Üçüncü ve son kitabımız Haylaz Dere'nin Maceraları Hayatım Sınav. Arkadaşlar, bu kitap da çok güzeldi. 9-15 yaş arası arkadaşlarımız için tavsiye ediyorum yine. Zaten arkadaşlar, Kral Şakir Tek Kişilik Dev Orkestra ile Haylaz Dere'nin Maceralarını aynı videoda tanıtmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Ve son olarak da 15 tatilde okumayı düşündüğüm kitapları size göstereceğim. Birinci kitabımız Köye Yazar Geldi. Kaleme alan Koray Avcı Çakman arkadaşlar. Sayfa sayısını ben de sizlerle beraber bakacağım. 64'müş arkadaşlar. Bir sonraki kitabımız Kemalettin Tuğcu'nun Sakat Çocuk kitabı. Arkadaşlar, bu kitabı sayfa sayısını hatırlamıyorum. Sizlerle beraber bakayım. 80'miş arkadaşlar sayfa sayısı da. Bir sonraki kitabımız da Yalnız Efe'yi tanıtmıştım size arkadaşlar. Onun yazarından, yani Ömer Seyfettin'in Kaşağı kitabı. Sayfa sayısı 94 arkadaşlar bunun. En sonuncu kitabımız da İbrahim Örs'ün Göl Çocukları kitabı.
değişmiş arkadaşlar. Bunu da 15 tatil dönüşünde sizlere tanıtacağım bunları. Abone olursanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.